Bir yol ayrımında olduğu kesin Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla bütün her bir bileşenine çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Elbette ki en büyük sorumluluk Sayın Kılıçdaroğlu'na düşmektedir. Bir süreç yaşandı ve bu sürecin sonucunda bir yenilgi alındı ve bu yenilgiye ilişkin olarak hala bence kişisel fikrim kapsamlı bir analiz ve bu analizin gerektirdiği bir yeni bir siyasal hedeflenme ya da yeni bir siyasal tasarım ortaya konulmamıştır. Ve kitleler, oy verenler, toplumun geniş kesimleri bundan sonraki sürecin hangi minvalde yürüyeceği üzerine bir takım endişeler ya da kaygılar duyumsamaktadır. Önümüze bir yerel seçim var. 2019'da yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük katkısıyla bir başarı elde edilmiştir. Ama bu yerel seçim yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun katkısıyla nasıl bir sürece evrilecektir? Onu hep birlikte göreceğiz. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu görüştüler. Kulis bilgilerinde söylenen şu, görüşmenin iyi geçtiği ve daha olasıyla Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın İmamoğlu'nun özellikle İstanbul'un yeniden alınması konusunda ciddi bir birliktelik sağlayacağı. Ama elbette ki temel soru şu, sizin biraz önce yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Haşim'in şiirinde atıfla söylediğiniz Yahya Kemal olsa gerek diye Yahya Kemal özür dilerim. Onun başka bir Nazım üzerinden yazılmış bir anekdot. Ama şunu söyleyelim, buradaki temel mesele Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir hedef ortaya koymamasıdır. O da şudur, yani yerel seçimden mesela bu gemi ne zaman limana yanaşacak? Yerel seçimden sonra mı, yerel seçimden önce mi? Dolayısıyla burada bir belirsizlik söz konusu. Bu belirsizliği elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir parti, tarihsel olarak büyük roller oynamış. Yani ülkenin kuruculuğu misyonundan da öte, Türkiye'nin bütün yerleşik değerlerini demokrasi ve cumhuriyet ekseninde yerleştirilmiş bir büyük parti, bir büyük gelenekten bahsediyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arada tutulması ve güçlü bir biçimde bu iktidarın yeniden bütün alanları düzenleyen ya da bütün alanları bir biçimde kendi hegemonyasıyla alt üst eden sürecine karşı durması gerekiyor. Bir direnç noktası olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin korunması gerekiyor. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na da, Sayın İmamoğlu'na da, Sayın Özgür Özel'e de çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Ama elbette ki buradaki eşitler arasında birinci olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Şunu söyleyebilirim, son olarak şöyle toparlayayım Simge Hanım. Sayın Kılıçdaroğlu grup konuşmasında da belirttiği üzere bir yakın bir dönemde genel başkanlığı çok bırakacağı benzemiyor. Ya da bunu bu yönde bir isteğinin ya da bir değişim arzusunun olduğunu görmüyoruz. Ama toplumun geniş kesimlerinden de bir değişim beklentisinin olduğu da açıktır. Bunu görmek lazım, bunu iyi okumak lazım. Eğer bunu iyi okumazsak, bunu iyi değerlendirmezsek, bu geniş kesimlerden gelen talebi doğru bir biçimde değerlendirmezsek, yerel seçimlerde ciddi bir boykot tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden de bu süreci aklı selim bir biçimde aktörlerin birbirleriyle bir tür rekabet etmeyerek ya da bir tür bir siyasal bir çatışmaya mahal vermeyerek sağlıklı bir biçimde götürmesi Türkiye'nin geleceği açısından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği açısından son derece tarihseldir. Bu tarihsel rolü ne kadar oynarlar oynamazlar elbette ki yakın zamanda göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim Simge Hanım, yani çok yakın bir süreç içerisinde başta Sayın Özgür Özel olmak üzere partideki değişim dinamiğinin daha yoğun bir biçimde gündeme geleceğini ve bizim bu süreci daha yoğun bir biçimde aktörleri ve bileşenleriyle tartışacağımızda ayrıca eklemek gerekiyor. Ama dediğim gibi bugünkü görüşmenin özelinde şu var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın İmamoğlu'na İstanbul'u yeniden almanı istiyorum. İstanbul'u yeniden aldıktan sonra bu sürecin bambaşka bir nokta evrileceğini düşünüyorum dediği ifade ediliyor. Kulis bilgisi olarak bunu söyleyebilirim. Bundan sonraki süreç nasıl ilerler Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında ve elbette ki Sayın Özgür Özel'in de bu süreçteki talebini ya da yaklaşımını da biliyoruz. Bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ona ilişkin fikirlerimi de daha sonraki turda açıklayabilirim. Tabii tabii.